Sayın Bakanım, Sayın İletişim Başkanım, kurum ve kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, medyada yapay zekayı yönetmek başlıklı forumumuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yapay zekanın hayatımızı nasıl dönüştürdüğünü, medyaya etkilerini, hukuki ve etik boyutlarını hep birlikte ele alacağız. Yapay zeka 21. yüzyılın ilk çeyreğini en çok etkileyen gelişmelerden biri. Belki de önümüzdeki günlerdeki etkisiyle 21. yüzyıla damgasını vuracak en önemli gelişme. 2030 yılına kadar yapay zeka ile ilgili ekonomik büyüklüğün 1.85 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Her yeni teknolojik gelişmede olduğu gibi yapay zekada avantajlarıyla ve dezavantajlarıyla birlikte geliyor. Ve bu birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Yapay zeka konusunun gündelik hayatımızı etkilemeye başlamasıyla bu alanda bizler yapay zekanın etkilerini tartışmaya başladık. Yapay zekayı ne ölçüde bir tehdit olarak göreceğiz? Medyanın dijitalleşme sürecine bir katkı mı sağlayacak? Yoksa dezenformasyonu arttırarak etik ve ahlaki bir sorunla mı karşı karşıyayız? Bütün bunları bugün burada hep birlikte ele alacağız. Medyada yapay zeka etik kullanım rehberini oluşturmak istiyoruz. Bunun altını tekrar çiziyorum. Medyada yapay zeka etik kullanım rehberi. Bu işin etiğini, bu işin çerçevesini bizler burada hep birlikte tartışarak oluşturmaya çalışacağız. Saygıdeğer katılımcılar, dijitalleşen dünyamızda yapay zeka, haber üretiminden tüketimine kadar geniş bir yelpazede medya endüstrisini yakından etkiliyor. Bu teknoloji her geçen gün yaşantımıza entegre olmaya devam ediyor. Yapay zeka gelecekte deneyimlerimizi geliştirerek bize pek çok alanda kişiselleştirilmiş katkılar sağlayacak. Akıllı evlerimizden çıkacağız. Yapay zeka destekli otonom arabalarımızla gitmek istediğimiz yere gideceğiz. Yolda dijital asistanlarımız tarafından Anadolu Ajansı içerikleriyle yine onlar da yapay zeka tarafından derlenmiş olacak. Oluşturulmuş haber içeriklerini dinleyeceğiz. Ve hayatımızın her alanında yapay zekanın etkilerini sabahtan akşama kadar görmeye devam edeceğiz. Kapsamlı verileri haberciler için hızla analiz eden, trendleri saptayan, hatta haber hikayelerini oluşturan asistanlar yapay zekadan oluşacak. Bu gelişmeler sadece halkın bilgilendirilmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda siyasal alanı ve toplumsal yaşamın dokusunu da şekillendirecek. Ancak böyle bir potansiyele sahip teknolojinin çok dikkatli olmamız gereken bir noktası var. Yapay zeka ile üretilmesi muhtemel olan dezenformasyon. Bu sebeple yapay zeka ve dezenformasyon konusu günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri. Yapay zekaya kasıtlı olarak manipülatif bilgi ve veri yüklendiğinde yapay zekanın doğru analizi yapması zorlaşıyor. Yapay zekanın yeteneklerini kullanarak ikna edici makaleler yolu ile yanıltıcı ve yanlış içerik oluşturmak gibi bir potansiyeli de var. Bu noktada şu an kendi iradesiyle hareket edebilecek bir seviyede olmayan yapay zeka ancak insan müdahalesi ile bir tehdide dönüşüyor. Tek başına bir tehdit değil ama bu uygulamaları kullananların niyetine bağlı olarak
kötülüğün kılıcı ve zırhı olmaya da müsait bir yapay zeka ile karşı karşıyayız. Medyada yapay zeka konusu tıpkı bir roller coaster gibi ne zaman ineceğimizi, ne zaman çıkacağımızı tam hesap edemediğimiz bir araç. Beklenmedik durumlar, beklenmedik sonuçlar bizi yapay zeka ile baş başa bırakabilir. İnsanların tercihlerini, eğilimlerini tespit ederek kişiselleştirilmiş içeriklerle onları yönlendirmek artık çok kolay. Buna karşılık aynı algoritmalarla ve yapay zeka teknolojileriyle dezenformasyon ve manipülasyonla mücadele etmek de mümkün. Biraz önce ifade ettiğim gibi insanların niyetlerine bağlı olarak yapay zeka şekil alıyor. Medya mensupları olarak bizler eşik bekçisi misyonumuzla sağlıklı bir şekilde yerine getirebildiğimiz müddetçe yapay zekanın tehdit algısıyla mücadele edebiliriz. Bir, yapay zekayı öğrenmemiz lazım. İki, sorumlu ve hakikatin yanında insanlar olarak yapay zeka ile birlikte çalışmamız lazım. Ancak böylesi bir durumda yapay zekayı dezenformasyonla mücadelede etkin bir şekilde kullanabiliriz. Değerli misafirler, dünyada bir ilki temsil eden ve yapay zekanın etik kullanımını düzenleyen bir yasa hakkında da önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yapay zeka konusu birinci derecede tartışılıyor. Yapay zeka pek çok sektörde fayda sağlarken maalesef bazı durumlarda insan haklarına etki eden sorunlara da neden olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde bir ilki temsil eden bir adım atıldı ve ilk yapay zeka yasası Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası EU AI Act kabul edildi. Bu yasa önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girecek. Fakat dünya genelinde bir ilk örnek olarak karşımızda duruyor. 2025 itibariyle bu yasanın yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Küresel ölçekte bazı medya kurum ve kuruluşları zaten halihazırda yapay zekayı kendi çalışma metotlarına entegre etmeyi başardılar. Reuters'ın Reuters Lab isimli uygulaması, yine Associated Press'in Wordsmith isimli otomatik yazım teknolojisi bunlardan biri. Yapay zeka destekli bu uygulamalar Reuters ve AP gibi bizim Anadolu Ajansı olarak rakiplerimizin finans haberleri ve hava durumu raporları gibi pek çok alanda artık aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. İçerik üretim süreçlerinde kullanılan bu yapay zeka algoritmaları bu süreçleri %30'a varan oranlarda hızlandırabiliyor ve maliyetten de ciddi anlamda tasarruf sağlanmasına neden oluyor. Peki Anadolu Ajansı olarak bizler yapay zekayı nasıl kullanıyoruz? Anadolu Ajansı teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, habercilik anlayışının bir parçası olarak da değerlendiriyor. Bu anlamda geçtiğimiz aylarda ilk yapay zeka muhabirimizi işe aldık. Bir istihdam gerçekleştirdik. Metin tabanlı yapay zeka asistanı ChatGPT ile ilgili verileri vererek bir haber metni hazırlamasını istedik. 12. yüzyılda yaşamış Cezeri ile 15. yüzyılda yaşamış Leonardo da Vinci'yi bu teknolojinin bugününü tanıştırdığımız yapay zeka konuşmalarında bir araya getirdik. Bir tarafta Cezeri, bir tarafta Leonardo da Vinci. Ve onları konuşturduk. Yapay zeka ile Malazgirt Meydan Muharebesini resmettik. Görseller tamamen yapay zeka tarafından üretildi. Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa'ya kendisini efsaneleştiren hırsızlık hikayesini anlattık. Bunlar bizim
yapay zeka ile ilk içerik üretimlerimiz oldu. Önümüzdeki günlerde yapay zekayı muhabirlikten müdürlüğe terfi ettirerek kendisini müdür olarak atayacağız. Fakat hemen bu müdürün koordinatörleri olacak. Biraz önce ifade ettiğim gibi sorumlu, hakkaniyetin peşinde medya mensupları yapay zeka müdürümüzü, onun marka çalışmaları da devam ediyor, koordine edecekler. Sayın Bakanım, değerli konuklar, bu forumda yapay zekayı tüm yönleriyle ele alacağız. Beyin fırtınası gerçekleştireceğiz ve gerçekten de Türkiye'de bir ilk olacağını düşündüğümüz medyada yapay zekanın kullanımında etik kodları hep birlikte tartışacağız ve belirleyeceğiz. Ayrıca Bilişim Vadimizle, Bilişim Vadisi'nin ortaklığıyla ilk kez gerçekleştireceğimiz medya teknolojileri hackathonunun da kapsayan medya teknolojileri işbirliği protokolünü birazdan imzalayacağız. Başta Sayın Bakanımız ve Sayın İletişim Başkanımız olmak üzere bugün forumumuzda bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Forumumuzun ana sponsoru Turkcell'e de bu değerli katkıları için ayrıca teşekkür ediyorum.